Herkese merhabalar arkadaşlar, neredeyiz? Antakya'dayız. Antakya'da 3 saatte 1000 TL serisini yapacağız. Yanımda kim var? Taha Duymaz var. Herkese nasıl merhaba arkadaşlar, iyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sevindim konuk olduğun için. Ben de aynı şekilde. Uzun süredir planlıyorduk Taha ile böyle video çekmeyi. Tabii Antakya'da ortada buluştuk. Taha ile beraber ben İskenderun'dan geldim bu arada. Hoş geldin. Nasıl, heyecan var mı Taha? Çok heyecanlıyım ama tepkileri çok merak ediyorum. Umarım beni severler diye düşünüyorum. Severler ya, seviyorlar İnşallah. Zaten. Şöyle söyleyeyim Taha'cığım, ben bir parça kurallardan bahsetmek istiyorum. Şöyle elimde 1000 TL var. 3 saat içerisinde kronometreyi çalıştırdıktan sonra 3 saat içerisinde 1000 TL yemek yersen 1000 TL senin olacak. Tamamdır abi. Zaten izlediğim için biliyorum kuralları. Süper, muhteşem. Yani şöyle, kronometreye basacağım, yolda geçen süre, işte yapılırken geçen süre, bunları hiçbirinde durdurmayacağım kronometreyi. Okay. O süre zarfında 1000 TL'lik yediğin zaman da 1000 TL ödülünü almış olacaksın. Tüm mekanları ben karşılıyorum. Cebimden hiçbir şey çıkmayacak. Keyif almaya bak. Tamamdır. Neyle başlıyoruz? Önce onu sorayım ben sana. Dönerle başlayalım bence. Döner. Hatay'da evet. İzliyorsun. Dönerle bakayım. Çünkü nasıl açlık durumu? Şu an hiçbir şey yemedim. Sadece midemi tutsun diye ufacık bir şeyler atıştırdım. Bir de kahve içtim, midem bulandığı için biliyorsun. Normalde bir şey tamam. Yemeyecektim. O zaman şartlar uygun diyorsun. Uygun. Dönerle başlıyoruz. Başlayalım. Hemen bir dönerciye geçelim o zaman. Açılışı yapalım. Evet arkadaşlar, Saray Caddesi'nde Güven Döner'e geldik. Yakın diye Taha burayı seçti. Lezzeti de güzel dediler ve şöyle tutuyorum, kronometreyi tutuyorum. Şöyle başlatıyorum. Daha dakikam başladı. Tamam, hemen başlayalım o zaman. Evet, içeriye girdik. Yanımızda Güven Ustam var. Nasıl Güven Ustam? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Taha'cığım ne yiyeceksin? Yani ne yiyeceksin derken kaç porsiyon yiyeceksin? 1,5 porsiyon olsun bence. 1,5 porsiyon ne kadar? 1,5 80. 1,5 80 TL evet. Arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptın. Sevdiğin de bir lezzet herhalde. Evet. Muhteşem. Bir yapılışını bir görelim. Evet, Güven Ustam ne yaptı? Başta ekmeğini ısıttı. Şöyle iyice salçalamışsın, yağ bulamışsın. Evet. Ekmeğin lezzetine lezzet katacağım dedi. Evet. Süpersin. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ustam? 47. 47 yıldır. Evet. Süpersin ya, muhteşem. Senin için şöyle bir şey duydum herhalde. Buranın böyle ilk dönercilerinden. Yanlış mı? Yok, doğru. Süpersin. Doğru. Çok evet. Güzel. Peki et olarak ne kullanıyorsun genelde sen? Kıyma mı? Kıyma ve parça et. Parça da et. Kırmızı et. Evet, parça. Anladım. Et. İki türlü. Karışık ama kıyması kaburga etinden. Kaburga etinden. Kaburga lezzetli etinden. Olur. Muhteşem. Tabii ki. Ekmeğini koydun, soğan salatanı koydun, bir parça evet. Onu sumakladı. Hemen kenarlarına biber dokunuşunu yapıyorsun, közlediğin. Tabii ki. Oh, efsane olur. Bir parça söğüşünden domatesini ekledin. Şimdi evet. Et giriyor devreye. 1,5 kişilik dedik. 1,5 kişilik 80 TL demiştin değil mi? Yanlış evet. Mı? Muhteşem. Üzerine tabii sos olmazsa olmaz, Hatay'dayız. Lezzetine lezzet katan bu. Bir parça da dönerin yanından ekledim. Efsane bir şey oldu bence. Ekmekleri de kenara koyup böyle etler üşümesin diye son bir maydanoz dokunuşuyla evet. Efsaneler evet. Yarattın. Teşekkür ediyoruz. Bunu daha yiyene kadar da bana da böyle ufak bir dürümcük yaparsan. Tabii ki. Teşekkür ettik. Evet, sofraya geçtik. Benim dürümcüğüm hakkında ne düşünüyorsun Taha? Çok iyi bence. Tam benlik aslında o. Sen bence başla, fazla vakit kaybetme istiyorsan. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum Süper. O zaman. Süper. Bismillah. Nasıl, yemek sever misin çok? Yemek yemeyi. Normal. Normal diyorsun. Hı-hı. En sevdiğin yemek? Hatay usulü aşur. Aşur mu seviyorsun? Ha, bugün aşur ekleyebilirsin aslında. İçinde buğday olduğu için hemen keser. Taktiksel evet. Çalışmalar diyorsun. Süper. Tabii çok yemekten ziyade hızlı da yemen lazım. Bu arada ayran da aldın. 10 TL daha ekledik daha ya. 90 TL yaptı daha. Acı mı geldi? Sıkıntı yok. İyiyim ama kendime hiç güvenmiyorum nedense. Antakya'nın şöyle bir dezavantajı var. Daha uygun fiyatlı ürünler var. Evet. Ama böyle taktiksel gidersen bence başarabilirsin. Umarım. Aklımda bir sonrakinde balık var. Balık var bak evet. Çok güzel. O çok pahalı mantıklı. Çünkü. Çok mantıklı. Bir yandan da çok masraf yapmak istemiyorum mesela abime. Ya sen sıkıntı etme. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Bugün hem keyfini çıkaralım, hem muhabbet edelim, hem mekan önerisi yapmış oluyoruz, hem keyifli muhabbet edeceğiz. Aynen. Ben de çok merak ediyorum. İnsanlar normalde çok sevilen bir seri bu. Geçersen benim için sürpriz olacak, güzel olacak ama. İnşallah. Bence ben başarabilirsin. Bu... Evet, Taha'nın 11 dakikası doldu. Son lokmasını da attı. Senin için kolay olmuştur. Kolay oldu çünkü ekmekleri yemedim. Ekmek yemedin. Yancılarını yemek zorunda değil. Etinle başladın. Nasıl açlık durumu şu an? Açım hala. Hala açsın, devam edeceğim diyorsun. Edeceğim. Sonuna kadar gideceğiz. Hemen ikinci mekana geçelim. Ne dedim? Balık restoranına mı geçelim? Bence de balık restoranına geçelim. Süper. Tamam, hemen balık restoranına geçiyoruz. Evet, şimdi de Sümerler'de Vera Marine'e geldik. Taha'nın istediği gibi ne yiyecek burada? Balık yiyecek. Balık yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü balık biraz pahalı oldu. İçin belki yarışmayı kazanırım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Çok güzel bir yaklaşım. Evet. Hemen girelim, kendine bir şeyler seç. Evet, içeriye girdik arkadaşlar. Şimdi Deniz Ustam yanında. Balık ürünleriyle dolu bir yer değil mi burası? Doğrudur. Şimdi daha demin Hatay'ın biz... Hatay'ın en Aynen. iyi balık restoranı diyebiliriz. Hatay'ın en iyi balık restoranı. Evet. Güzel yere geldik o zaman. Daha güzel bir seçim yapmışsın. Evet. Lezzetin doruklarına çıkacaksın. Bu arada şöyle, biz daha demin bir baktık arkadaşlar. Taha dedi ki ben ahtapot güve içeceğim. Hiç ahtapot yemedim dedi. Hayatta ilk defa yiyorum. Tadına da bakmak istiyorum dedi. Diğer yanında fiyatı diğerlerine
diğerlerine göre yüksek geldiği için 150 TL'ymiş. Güvecin boyutu da bu şekilde. Dedi ki ben 2 porsiyonu yerim dedi rahat rahat. Tamam dedik abi, bize 2 porsiyon 150 idi değil mi? Doğrudur. Muhteşem. 2 porsiyon yaparsan ben de bir tane humus alayım. Hatta ben de bir tane güveç alayım. Bir humus alayım, bir tane güveç. O ahtapotonu ben de satmak istiyorum. Abi tadı nasıldı ahtapotonu? Böyle biraz daha tavukla balık arası gibi lezzetli abi, bir şey. Tavukla balıkla aram iyi olduğu için sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok bence. Süper. O zaman abi bir de hızlıca yaparsan tahanın fazla vakti yok. Aynen. Sevinirim. Evet. Ahtapotlarımız geldi. Bu porsiyon benim. Şöyle önüme alayım. Sen iki taneni de böyle önüne al. Dolu doluymuş yalnız daha. Evet. Küçük bir şey diye düşündün ama. Ben ağır kokuyor. Bana mı öyle geldi? Şöyle gösterelim. Bir yakından gir istiyorsan. Böyle cozur cozur mis mantar gibi. Mantar mı var içinde? İçinde mantar var. Kurutulmuş domates. Uf elim yandı. Ay dikkat et. Ayol ben şey sandım. Sade. Yapacak bir şey. Nasıl? Yer misin? Yerim çok ya. Teşekkür ettik. Afiyet olsun. Yerim diyorsun. Başlayalım mı? Ekmeksiz yiyebilirsin. Yancılarına gerek yok. Bu humus benim. İstiyorsan yiyebilirsin Taci'm. Bunlar da ikram olarak geldi. Sen başla. Ahtapotun bacağını tuttun. Bacağı mıydı bu? Bacağı. Kolları daha doğrusu. Dikkat et ağzın yanmasın. O açıdan da dezavantaj aslında. Böyle kremitte olması bir yandan dezavantaj. Allah çünkü soğumuyor bir hiçbir türlü. Şöyle ben de tadına bakayım. Tadını alamadım, bir daha bakacağım. Ciddi ciddi ahtapot yiyorum ben. Hafiften acılık da var. Ben evde ahtapot yapmıştım. Döküm tavada önce bir mühürledim. Hemen akabinde buharda pişirdim. Güzel de bir sos yaptım üzerine. İnanılmaz lezzetli oldu. Ama güzelmiş tadı. Güzel değil mi? Evet evet. Ah dilim yandı. Kıymalı daha güzel. Eti tercih ederim diyorsun değil mi? Evet. Bunun aşıkları var. Çok sevilen bir lezzet. Biraz tahadan bahsetmek istiyorum. Ya da sen kendinden biraz bahset istiyorsan. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta aktifsin. Sürekli yemek de yapıyorsun. En iyi hangi yemeği yapıyorsun onu sorayım. Hatay usulü yemekleri çok güzel yaparım. Çünkü Hataylı olduğum için kendi memleketimin yemeklerini tanıtmayı çok seviyorum. Süpersin ya. Çok evet. Güzel. Örnek yöresel verim. Lezzetler. Evet, evet. Mesela? Mesela içli köfte, oruk. Onu çok güzel yaparım. Tepsi kebabı. Diğer adıyla tini biliyorsun. Evet. Saç oruğunu yaparım. Hatay usulü olmazsa olmazımız aşur. Yemini biliyorsun. Diğer adıyla dövme. Yani diğer zor yemekleri da, yapıyorsun. Evet. Diğer adıyla keşkek. Hatta onları kazan kazan yaptım da oldu. Herise de deniyor hatta bazı. Evet herise de deniyor. Bütün köyde herisi denir. Öyle mi işte abi. Hani bu yola çıkmak hiç kolay olmamıştı. Çünkü hem çıkışı hem inişi var. Birden beri seni yukarı çıkarıp yerden yere vurdukları da oluyor. Sevgili takipçileri. Bir çok dönem linç yedin. Evet hala yiyorum. Sonra hala yiyor musun? Aynen. Neden hani, dolayı? Ya aslında bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Hani her insanın sevmediği olur. Çünkü kimin videosunun altına girirsem her insan altında kötü yorum oluyor ile de. Onlara pek takılmıyorum. Yeter ki insan yolundan, hedefinden şaşmasın. Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Şu anda yaptırdığım estetiklerden dolayı linç yedi. Öyle mi? Evet, nereye estetik yaptırdın? Burun, kulak. Aslında pek bir şey de yaptırmadım arkadaşlar. 3-4 Kulağa yaptırdın, buruna yaptırdın. Var mı başka? Var yakışmış mi? Ama. Var, bence var yakışmış. Zormuş yani. Evet. Aslında yaptırdım. Yok ya. Bilmiyorum. Vardır galiba. Söylemek istemiyorum arkadaşlar. Onlar da bana kalsın. Zaten onlar da çok ufak operasyonlar. Hani böyle cerrahi işlemler değil. Olgu tarzında bir şeyler. Dişi de unuttum. Diş de yaptırdın. Evet. Rahat bir şekilde yiyebilmek için diyorsun. Aynen. Evet. Taha birincisini bitirdi. İkincisine geçtim. Nasıl gidiyor? Güzel ama sandığım kadar şey değil çünkü çok yağlı ve çok baharatlı ve acı. Keşke şey yapsaydın. Sadece ahtapot mesela. O biberleri, baharatı, mantarı, kurutulmuş domates var. Bunları eklemeseydin daha güzel olurdu aslında bence senin de. Için. Ben yandan böyle de yiyorum. Evet. Taha zor da olsa... Bitirdim. Ne durumdasın? Ben galiba finish. Tıkandım. Mide fesadı geçireceğim. Aslında benim gözümde hani 1000 TL yoktu abi. Şöyle eğlenceli bir video olur diye düşündüm. Evet, sonuçta evet. Seni de çok seviyorum, severek takip ediyorum. Belki eğlenceli bir video çıkartır diye düşünüyordum daha doğrusu. Evet. Umarım da eğlenceli olmuştur. Şu an tamam mı? Yoksa deneyeceğim mi? Devam etmiyor musun? Ya son bir tane daha devam edelim. Zamanın var. Var mı? Zamanın var. O zaman bir tane daha devam edelim. Öyle mi? Evet. Tamam. O zaman bir yere daha gidiyoruz. Devam edecek daha şansını biraz daha zorla bence. Zordu yani iki tane dolu dolu getirmişler, kolay değil. Bir mekan daha dene bence, zorla üzerine git. Tamamdır. Evet şimdi de oda başına geldik. Neredeyse İhsan Naret'e geldik. Taha ne evet. Düşünüyorsun? Çok mutlu ya. Bir şey biraz eridi değil mi? Evet evet yediklerim biraz eridi. Rahatladın. Aynen. Koşturalım istiyorsan biraz. Yok şahane, bence yorulmayalım. O zaman hemen içeri girelim arkadaşlar. Çok güzel böyle eti var, tepsisi var. Bir girelim kendimize göre bir şey seçelim. Ne dersin? Aynen geçelim abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik, yanımızda İhsan
ustam, nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, seni sormalı. Hoş geldin, teşekkür ederim. İyiyim ben de. Süper, tamam. Muhteşemsin. Süper. Seni görünce enerjimiz yükseliyor. Öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim, biz de seni. Sen de enerjiksin. Tamam, lezzetlerin tamam. De bomba. Lezzetlerince daha bir keyfimiz yerine gelecek. İnşallah hemen. Şöyle yapalım. Daha demin yine seninle konuştu. Daha da en son kararını verdi. Ne evet. Demiştik? Yaprak tava yapacağız. Yaprak tava yapacağız arkadaşlar. Böyle ince dilimler halinde. Bonfile mi oluyor? Kontrafile ve antrikottan olur. Kontrafile ve antrikot. Yumuşacık, pamuk gibi tava. Mükemmel. Güzel bir seçim yaptım bence. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonu 60 lira. Bu şekilde veriyorsun. Şekilde 60 TL. Evet. Daha dedi ki ben biraz keyfini çıkarmak istiyorum dedi. Yaprak tavamızın siparişini geçelim. Afiyetle de tüketelim. Evet, lokum gibi eti aldın. Ona hiç iyi davranmıyorsun. Böyle ince ince dilimler şeklinde üzerine gide gide kesiyorsun sen onu. Süpersin ya. Sanki böyle döner kesiyorsun. Zaten mantığı yani yaprak döner yiyormuşuz havası verecek ama tabii ezmeyeceğiz, üzmeyeceğiz. Hafif marine edeceğiz, fırına yollayacağız. Muhteşemsin. Süper. O zaman ben bunun yarım porsiyon veriyor mu bundan? Yarım, 1-1.5 nasıl istersen sen abi. Süpersin. Bunu çünkü bunu tahaya yapıyoruz. Tamam. Taha yarışmada. Böyle az porsiyonunu da ben alacağım. Tamam. Olur mu? Yaparız tabii. Süper. Ki ne demek. Tamam. O zaman devam ediyorum. Sen devam et. Bu taha içindi değil mi? Evet. Bu şekilde 60 TL'lik sen çıkardın. Bu da benim için olsun. Onun kadar da bana çıkar ya. Ben yerim çünkü tamam. Çok güzel gözüktü. Ben de aynısından istiyorum. Evet. İhsan ustam kesti. 2 porsiyonluk kesti. Özel tepsisine aktardı. Aktardık. Şimdi bunu marine işlemi. Marinasyonunu yapacağız. Evet. Tuz çalışması geldi. Tuz çalışması. Karabiber, pul biber dokunuşu. Biber. Toz biberle devam edeceğiz. Özel alttan bir şey çıkardın. Toz biber. Antakya'sı mis gibi koktu. Çok güzel. Devam ediyorsun. Durmuyorsun. Durmadan. Hiç rahat durmak yok diyorsun. Durmuyorum. Hemen bir kekik çalışması mı? İnceden. İnceden inceden kekik çalışması yaptın buna. Sudan ucuz. Süpersin ya. Hatay'ın kendi zeytin tarlamdan yapmış olduğum zeytinyağı mı yoksa? Neden buldu bunu? Zeytinyağı çalışması da geldi marinasyon için. Kendi bahçemizden. Çok güzel. Sen dedin ki sarımsak ve soğan da ekliyorum dedin. Evet. Marinasyonda. Sarımsakları böyle paramparça ettin. Sırada soğanlar var. Bir parça da soğan. Onların aromasını patlatıyorsun. Hem sarımsağın hem soğanın. İyice dövdün. Üzerine gidiyorsun onları. Yiyorum abi. Durmuyorsun. İncecik yapacaksın herhalde. Suyunu çıkaracaksın herhalde. Aynen. Bunu. Devam edeceğiz. Aromasına aroma katacaksın. Evet. Onları incecik yaptın. Suyu çıktı resmen. Çıktı İhsan ustam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları etle buluştur. Suyunu mu sıkıyorsun sen? Hepsini atacağım. Kendini dağıtın. Önce tabii suyunu bıraktın. Önce suyunu, onu daha pamuk kıvamına mı getiriyor böyle? Evet. Bunu böyle 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakika kendi haline yani, bırakacaksın. Aynen, kendi haline bırakacağız. Zaten etimiz yumuşak. Baharatı bunu emsin. Bu dönerden güzel oldu. Bu harika bir şey abi ya. Bunu tadan bilir. Ben de ilk defa görüyorum bu şekilde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ağzım sulandı bile. Çok merak ediyorum lezzetini. Havalara atıyorsun. Dans ettiriyorsun onlara. Dans edecek abi. Bu mutlu oluyor şu an. Eti mutlu ediyorum burada diyorsun ki bize sonucu güzel versin. Kesinlikle. Süper bir yaklaşım. Etlerle oynadın. Onları kenara aldın. Cezalandırmak üzere 10 dakika kendi haline bırakıyorsun. Evet. Üstünü kapatacağız biraz. Üşümesinler diye üşümesin. Üzerini kapatıyorsun. Tak, 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 biz de sabırsızlıkla bekliyoruz İhsan ustam. Evet. İhsan ustam ne yaptı? Bu ne? Dünyanın 11. harikası. Ne oluyor bu? Kuyruk yağı mı? Etin kendi yağı. O dana eti. Etin kendi yağı. Kuyruk yağı da değil. Karışık. Karışık ikisinden. İkisini beraber karıştırdık. Ne yaptın? Nasıl bir işe? Vermiyoruz. Bunu incelttik güzelce. Bak şöyle hamur kıvamına getirdik. Oh, muhteşem bir şey olmuş şimdi ya. Şimdi bunu yaprak tavamızın arasına gömeceğiz. Süpersin. Pişerken eriyecek. Nasıl bir işlemden geçiyor? Ben çok şaşırdım. Çok güzel. Başlayabiliriz ustam o zaman. Hemen başlayalım. Bunu şöyle hafif alacağız. Oyun hamuru gibi aldın onu. Süreceğiz. Tabanına sürüyorsun. Sanki tabana böyle tereyağı sürer gibi. Dibine koydun. Lezzetine lezzet katacaktır bu. İkisine de aynı işlemi uyguluyorsun. 10 dakika bizi kenarda sabırsızlıkla bekleyen etleri. Süper. Etler artık yeter diyor. Ben tavaya diz pişmek üzere. Sabırsızlanıyorum diyor. Onları sen büyük bir özenle şöyle tek tek dip kısmı yerleştiriyorsun. İşte yaparken canım istiyor abi. Burada takılıyoruz. Süper. Tamam, tek tek diziyoruz bunları. Macunlama işlemine geçiyoruz. Macunlama işlemine geçiyoruz. Etler dizildi. Işlemi, evet. Şimdi macunlama aşaması. Macunlayacağız abi. Etin üzerine evet. Tekrardan altına da üstüne de ekliyorum dedi. Evet, aynen ekleyeceğiz. Şöyle kenardan, kıyıdan, köşeden, ortadan her yerden o lezzeti alsın diyorsun. Alacak. Çok kurumayacak. Güzel. Süper. Çıkarken bunun suyunu satmak istiyorum ben abi. Yağını ayrı, suyunu ayrı. Meyvesi niyetine diyorsun. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Bunu sen buldun herhalde değil mi? Bunu Antakya'da başka yapan bir yer var mı? Antakya'da ilk biz yaptık. İlk sen yapıyorsun. Evet. Süper. Evet. İhsan ustam hazırladın. Ne yapıyoruz şimdi? Fırına gidiyoruz abi. Taş fırına değil mi? Taş fırına hemen gidiyoruz. Taş fırına. Evet. Taş fırına geçtik İhsan ustam. Kaç dakika bekleyeceğiz? 10 dakika sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. 10 dakikamız doldu. Ustamız şöyle bir çıkarsın. Oh. Şöyle bir yakından çekelim hapucan. Bir gösterelim. Şöyle yakından gösterelim. Cozur cozur mis gibi. Yaprak döner gibi attı. Ondan daha güzel oldu. Eline koluna sağlık ustam. Teşekkür ediyoruz.
Hemen geçelim. Fazla vakit kaybetmeden. Taha da bekliyor zaten yanımda. Çok güzel gözüküyor. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok güzel oldu çünkü. Evet. Hemen sofraya geçiyoruz. Evet. Süper. Oo, hiç kurumamış daha. Şuna baksana. Evet. Çok güzel gözükmüyor mu? Çok güzel. Hemen başlayalım. Vaktinden de gitmesin senin. 1,5 saatin olmuş. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Tamam. Daha vaktin var. Sen başta pes eder gibi oldun ama aradan biraz zaman geçti. Evet. Bu 60 TL. Çok güzel. Şöyle tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt başlayalım o zaman. Efsane ya. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Çok lezzetli. Ya o kuyruk ya. O marinasyon işlemi. Et de böyle sulu sulu. Apucam bir yaklaşsana. Böyle sulu sulu yağ da üzerinde mis gibi gözüküyor. Böyle ağzımız yandı ama şunun yumuşaklığını göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık olmuş. Yaprak döner gibi olmuş resmen. Oo. Yapıyor musun böyle bu tarz yemekler daha kendi sayfanda? Yapıyorum ama bunu hiç yapmadım. İlk defa görüyorum abiden. Ama evde de yapılabilir. Çok güzel bence. Abinin kendi ait tarifi ya. Çok da güzel bence. Değil mi? Yapılır. Aynen. Mesela ben bunun aynısını evde deneyebilirim mesela. Bence de. Daha çok hangi tarz yemekler yapıyorsun sen? Türk mutfağına ait yemekler. Türk mutfağına ait. Hı. Söylediğin Hatay yemeklerinin hepsini yaptın değil mi? O içli köftesiydi, grisesiydi. Hepsini yaptım. Taş kadayıfını da yaptım, künefe de yaptım. Başka ne vardı Hatay usulü? Şu an aklıma gelmedi ama künefe zaten yaptım. Gördüm, künefe yapmıştın. Evet. Nasıl? Elinin lezzetini beğeniyorlar mı? Herkes çok beğeniyor. Ben de beğeniyorum kendi lezzetlerimi. Evde yemekleri kim yapıyor? Annen mi yapıyor, sen mi yapıyorsun? Ben. Sen mi yapıyorsun evde? Kardeş sayısı 12 miydi sizde? 13. Herkese sen mi yapıyorsun? Süper ya. No, tebrik ediyorum seni. Yaşın zaten 19 daha değil mi? Evet. Yani bu yaşta bu yetenek tebrikler. Çünkü böyle içli köfteyi böyle herkes açamaz. Kolay bir şey değil yani o içli köfteyi açacak incecik. İnce oluyor mu tabii peki sende? İnce oluyor ama dediğim gibi çok zor gerçekten. Kolay değil. Hani el becerisi mi ister yoksa ne ister bilmiyorum. Kesinlikle. Çünkü o yapa yapa bence. Tabii. Muhtemelen sen daha küçükken sürekli alıştırma yapmışsın. Aynen. Tahminimce. Bir insan içinde yoksa yapamaz bence. Yok. Ben de mesela ilk denememde kalın oldu. Sonra ikinci deneme biraz daha ince oldu. Sonra böyle yavaş yavaş inceltmeye başladım. Evet. Tacım bitti. Evet. Dedim ki kolayla biraz sindireyim istedim. 15 lira da onu ekliyoruz. Normalde bu 60'tı. 390-60 450 yaptı. 15 daha 465. 465 lira oldu. Sen dedin ki biraz tatlı yiyelim dedin. Tatlı konuşalım. Aynen. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şimdi tatlı yemeye geçiyoruz. Evet. Kolanı iç. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de Uzun Çarşı'da Çınaraltı künefeye geldik. Tabii köz ateşinde yapıyorlar ta. Ağzını tadını biliyorsun sen de. Evet, daha önce sürekli geliyordum ben buraya. Çok güzel ya. Değil mi? Ben de daha önce çok geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli künefe yapıyorlar. Vakit kaybetmeden içeri girelim. Ne dersin? Ben de geçelim. Bu arada şöyle de bir şey var. Ta dedi ki abi dedi künefeyi ben çevireceğim dedi. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım çevirebilecek mi? Bir girelim içeriye, bir söyleyelim. Tamamdır. Hadi geçelim. Hemen abi. Giriyoruz. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Künefe yapılış kısmı şöyle köz ateşinde yapıyorlar zaten. Muhteşem bir şey. Çok lezzetli oluyor. Şimdi Taha dedi ki ben çevirmek kendim çevireceğim. Istiyorum. Hazırlanmış bir tane var. Bir tarafı pişmiş. Hemen çevirme kısmına geçiyoruz. Evet. Sıra geldi Taha'ya. Ha, iki takla istiyorum senden. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir heyecan ve bekleyiş. Kader anı. Yalnız künefeyi çeviremeyene kız vermiyorlarmış daha. Valla bak defa. Tamam, vermesinler abi, sıkıntı yok. Dul kalırım. Tamam o zaman, hemen başlıyoruz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Gerildim. Ben bile heyecanlandım. Valla ben de heyecanlandım. Yandı künefe artık, çevirelim istersen. Görmeden gelin düşürürsen. Arkada böyle 30-40 kişi daha iyi izliyor bu arada. Herkes heyecanla bekliyor. Siz de çevirebilecek miyim? Evet evet hadi. Yapıştır artık. Yandı. Evet, evet. Süper, tebrik ederim. Vallahi süper. Eline koluna sağlık. Taha çevirdi. Muhteşem bir çeviriş. Arkadaşlar daha önce evimde künefe çevirmişim fakat o kadar kalabalığın içinde arkada bir sürü insan var. Çok utandım. Hani düşürürsem rezil olacağım. Hani derler ya, ya rezil olacaksın ya da vezir olacaksın. Bu misal. O yüzden korktum. Vezirsin. Sağ ol abim, çok teşekkür ederim. Hemen bize bir tane hazırla abim. Afiyetle tüketelim. Ne kadar künefenin porsiyonu fıstıklı? Şu an fıstıklımız 45 TL. Fıstıklı biz klasiğimiz 35 TL. Şimdi Taha yarışmada olduğu için fıstıklı mı fıstıksız mı? Fıstıklı olsun, daha pahalı. 45 TL. Ne kadar yemiştin? 565 miydi? Evet evet. 45 daha ne yapar? 465. 510 yapar. Hemen bize fıstıklı yaparsan sevinirim. Evet, şöyle bir dilim aldım. Oh, cızır cızır şeser eşiğinde. Tabaklama işlemi yapıldı. Hemen ardından tabii buradan ne geliyor? Oo, şerbeti. Abi bunun adı ne? Oo.
kazan mı ne, çok güzel. Süper. Fıstıklama çalışması şimdi de. Bir parça fıstık çalışması bu şekilde değil mi? Bu 45 TL. Aynen. Süper. Tamamdır. Tahacım ne düşünüyorsun? Olay abicim, olay. Evet, muazzam ya. Çok güzel. Evet, şu an sündürme kısmındayız. Şöyle tutalım. Şuradan alalım. Şöyle şuna bak. Mis gibi ya. Çok güzel gerçekten. Fiyatla da tüketelim. Seni bekleyeyim. Yani. Bu arada soğuk. Mükemmel. Ağzım yandı. Gerçekten bu işin hakkını veriyorlar. Çok güzel çevirdin. Künefe de çok güzel. Afiyet olsun abi. Ben seni tebrik ediyorum gerçekten. Büyük bir heyecanla çevirdin ama çok güzeldi. Hatay'a geliyorsanız arkadaşlar burada mutlaka künefe yerin derim. Hem közde yapıyorlar, işin hakkını veriyorlar, peyniri çok güzel, pişirme yöntemi muhteşem. Hem de böyle geçip videonuzu çekersiniz, keyif alırsınız. Aynen öyle, ben daha önce de buraya gelmiştim. Arkadaşlarım sayesinde öğrendim burayı, onlar da Hataylı. Hataylı olduğuma rağmen bilmiyordum, arkadaşlarım öğretti. Çok sıklıkla geldiğim bir yer, herkese tavsiye ederim. Hataya gelirseniz mutlaka sizi buraya bekleriz. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar ben bittim, daha fazla yiyemeyeceğim çünkü eğer yersem mide fesadı geçireceğim galiba. Bu kadar yeterli, ben zaten yemek yapan bir insanım. Yaptığım yemeklerden bile çok az yiyorum. Gerisini aileme yediriyorum. Bu kadarı bana çok fazla. Eser abi olmasa en fazla bir kaşık yiyip bırakırım. Benim amacım zaten para da değil biliyorsunuz. Eser abiyi görmek ve eğlenceli bir YouTube videosu çıkarmak. Çok sağ ol. Eser abiyi çok severim. Çok teşekkür ederim Tacım. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi bir gidelim bir yerde çayımızı kahvemizi içelim. Bir rahatlayalım. Ben hiç boş yer kalmadan ve senin için içerim. Kapanış konuşuyoruz. Çayla kahveyle yediklerimizi sindirmiş oluruz. Olur abi. Olur mu? Tamamdır. Tamam arkadaşlar biz hemen şimdi buradan kalkacağız. Burada da belki bir iki çay içeriz. Toparlarız ondan sonra kapanış için bir yere geçelim. Evet arkadaşlar kapanış için nereye geldik? Hançer Usta'nın yanına geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Hoş geldik hadi. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Özledik sizi abi. Ya. Ben de misin? Çok özledim. Dönüp kapanışı Hançer Usta'da yapmamız lazım. Bir kahvesini içelim. Şeref ettiniz. Şöyle söyleyeyim. Hançer Usta'nın dondurması, haytası çok güzel. Daha önce de ben çekim yaptım. Mutlaka uğrayın diyorum. O zaman geçelim kahvemizi içelim. Herkesi bekleriz. Hem muhabbeti güzel hem lezzetleri. Teşekkür ederim. Hemen geçiyoruz kahveye. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Tacım 1000 TL olmadı ama çok keyifli. Bir video bence oldu. Bence de çok güzel video oldu abi. Seni tanıdığıma çok ben sevindim. Ben çok memnun oldum. Gerçekten çok keyifli birisin. Çok efendi. Ben çok güzel birisin. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür konuk ederim. Olduğun için. Şöyle süvari kahvelerimizi de söyledik. Bu parayı da Apo'ya veririz artık. Apo'can. Güzel olur. Yok demem ya. Böyle Hatay'da Türk kahvesi böyle çay bardaklarında içilir. Evet süvari kahvesi diyoruz biz. Süvari. Yani. Hatta tarsusi de deniyor. Hmm. Tarzı hususi olarak da geçiyor. Şöyle kahvelerimizi yudumlayalım. Muhabbetimizi, sohbetimizi edelim Taha'yla. Keyfini çıkaralım. Umarım videodan keyif almışsınızdır diyorum. Umarım inşallah. Işık da gitti. Taha'ya teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek son söylemek istediğim bir şey var mı? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.